Sayın Feyzoğlu bir süre sonra, özellikle de darbe girişiminin gerçekleşmesinden sonra önemli değişiklikler gösterdi. 2017'de bu değişiklik biraz daha somutlaştı. Bizim bakış açımız şudur. Biz başka meslek örgütlerinden farklı olarak barolar kendilerini kuran avukatlık yasasının 76 ve 95. maddelerinde verilen görevleri yerine getirirler. 76 ve 95. maddeler hukuk devletini korumak, hukukun üstünlüğünü gözetmek ve özellikle de insan hakları ihlallerine müdahale etmek gibi bir görevle karşı karşıyadır. Türkiye'nin pek çok yerinde pek çok meslek örgütü var. O meslek örgütlerinin hepsi çok saygın tartışmalar, saygın demokrasiye katkılar yapıyorlar ama onların böyle bir görevleri yok. Baroları farklılaştıran, onları daha etkin bir demokratik kitle örgütü konumuna getiren de kuruluşlarındaki yasanın verdiği bu görevdir. O nedenle de insan hakları ihlallerine karşı çıkan barolar iktidar dili kullanamazlar. Çünkü insan hakları ihlalleri iktidarlardan gelir. Doğal olarak bu böyledir. Ve barolar bu nedenle de avukatlar da aynı şekilde adeta kamuoyu çimdiklerler. Bir anlamda insan hakları ihlallerine karşı çıkacaksanız, bunun mücadelesini yapacaksanız, iktidar dili kullanarak bunu yapamazsınız. Sayın Feyzoğlu özellikle bu çizgi değişikliği bağlamında sürekli bir iktidar dili kullanmaya başladı. Bunu yaptığı süre içerisinde de Türkiye'de yaşanmakta olan, o sözlerimin başında anlatmaya çalıştığım geniş tartışmanın bir parçası konumunda olan, özellikle hukuk devleti ve ona bağlı olarak yargının bağımsız ve tarafsızlığı noktasındaki gelişmelere adeta seyirci kaldı.